Şimdi afetler konusunda pardon yüz yüze eğitimle alakalı pandemi sürecini biz iyi yönettik mi? Bütün dünya şaşırdı. Bütün dünya. Ben 42 yaşındayım. Biz de ilk defa böyle bir pandemiyle karşılaştık. Bu kadar ilk kez karşılanan bir vakaya rağmen kötü değildik. Çok eksiğimiz vardı. Eksiklerimizin önermesi biz Ersan Hoca ile her defasında ifade ettik. Bir, bizim anayasamızın dil ve ruh bütünlüğü yok. Ama bunu değiştirilmesi konusunda da maalesef muhalefetin bir sorumlu tavrı yok. Bir anayasa metni getiriliyor gelin diyor. Bu anayasanın dil ve ruh bütünlüğünü sağlayalım. Ama muhalefet sorumlu davranmak yerine işte biz parlamenter sistem istiyoruz deyip işin içinden çıkıyor ve bu aksamalar maalesef hala devam ediyor. İşte İçişleri Bakanlığı genelgelerinden bahsetti hoca. Biz bir salgın hastalıklar yasası çıkaramadık bu dön dönemde. Yani bir kapanma, bir kısıtlama geldiğinde nereler kapanacak, nasıl kapanacak, nasıl destekler verilecek bunların hepsinin kanunda önceden yazıyor olması lazımdı ki anayasanın 13. maddesi de çok açık. Temel hak ve ancak kanunla hakkın özüne dokunulmadan demokratik toplum ilkelerine uygun olarak kısıtlanabilir hükmüne de maalesef aykırı davranışlarda sergilediğimiz oldu. Şimdi burada yüz yüze eğitimle alakalı şu an bir avantajımız var. Geçmişteki sözler yerine getirilmemiş olabilir ama o zaman bir bu kadar bir aşı avantajımız yoktu. İşte Eylül itibariyle yüzde kırklık, yüzde bir aşılama oranına ulaşacağımız tahmin ediliyor. Yüz yüze eğitim çok önemli. Benim 14 yaşında oğlum var ondan biliyorum. Online eğitim hiçbir şekilde motive olamadı. Doğru gün bir eğitim ve öğretim alamadığını kendisinden gözlemliyorum ki girdiği sınavlardaki o başarısızlığın da normalde zeki bir çocuktur. Bu bir buçuk yıllık süreçle alakalı olduğunu da çok rahat gözlemleyebildik. Sayın İkasey'de baraj düşürülmesi sayın devlet başkanının altını evet. çizmişti. Hı hı yani muhalefet bir yandan da diyor Zaten ki Z kuşağı, farkında, çok, da evet, Z kuşağı çok iktidar da farklı. Evet. kuşağı çok tepkiliydi falan. Bu da Z kuşağına bir ulaşma çabası. Yani öyle bir mesaj olduğunu. Ama olumlu çaresizlik bir mesaj. var çünkü giremeyecek evet. bu kadar insan açıkta kalacak. Ne diyorsunuz yani, ne bu eleştiriye? Sayın Devlet Bahçeli Bey'in haklı bir çağrısı ve talebiyle Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından dün açıklandı. Bu pandemiye özel, pandemiyle sınırlı olmak üzere bu barajın düşürülmesi hem aileler hem de o çocuklar üzerinde gayet olumlu etkiler yarattı kaçınılmaz bir durumdu. Yüz yüze eğitime bizim kesinlikle geçmemiz lazım. Bakın sadece eğitim, online derste çocuğun işte matematik öğrenmesi, tarih, coğrafya öğrenmesi değil. Eğitim Çocuklar bahçede kola kutusunu top yapıp birbirleriyle kaynaşmalarıdır aynı zamanda eğitim. Bir simit parçasını paylaşmalarıdır. Farklı kültürlerden, farklı memleketlerden çocuklarının birbiriyle kaynaşarak memleketin özetini, memleketin kendisini kavrayabilmeleridir. Ve Körfez illerinde sabahları avazlara çıktığı kadar varlığım Türk varlığına armağan olsun diye bağırabildikleri eğitimden bahsediyoruz. Bu eksikliğini onu artık de evet. Ama. Efendim? Gerçi o andımızı okuyamıyorlar şu anda. Evet okuyamıyorlar. Ama. Biz de bunu bir eksiklik olduğunu ifade ediyoruz. Evet. Ben çok isterdim ki oğlum ilkokul birinci sınıftayken tüylerimiz diken diken o andımızı okurken onu izleme şansım oldu. Sonra bir daha izleyemedik maalesef. Dediğim gibi bu yüzlü eğitime acilen geçilmesi lazım. Aşılamayla ilgili dün bir programdaydım. Sevgili Mehmet Ceyhan Hoca oraya bağlandı. Bizim bu programlarda biraz aşılamayı teşvik noktasında 15-20 dakikamızı sanırım ki bu pandemi ve aşı konusuna ayırmamız gerekiyor. İzlenen programlar şunu şöyle ifade ediyorlar diye ben aşı olmuyorum size ne? Karar benim, beden benim, sağlık benim. Dün Mehmet Ceyhan Hoca'nın açıklamalarından şunu anladık ki hayır. Aşılama bulaşı %50 oranında azaltıyor. %80 toplumsal bağışıklık, %80 oranında bir aşılama oranına varmadan toplumsal bağışıklıktan da bahsedilemiyor. Demek ki artık senin bedenin ve senin kararın değil, bir toplum ve başka kişiler yönünden de bir vebal taşıdığını herkesin farkına varması lazım. Şu kısıtlamalar, Ersan Hoca çok sert doluyor işte aşı zorunlu hale getirilsin diye. Hı hı. E, tabi o kadar sert olmamakla birlikte bu kısıtlamaları desteklediğimi, bu kısıtlamaların anayasanın 17. maddesine kesinlikle aykırılık teşkil etmeyeceğini, kamu yararıyla temel hak ve hürriyetler arasında bir denge gözetileceği, bu dengenin de zaten mevcut bizim hıssa kanunumuzda salgın hastalıklar diyor. Belki birileri diyor ki orada diyor COVID saymamışlar. Orada ve benzeri ifadesi COVID'de çok net şekilde kapsar ve kamu otoritesi bununla ilgili her türlü sınırlama yapabilir. Çünkü kanuni gerekçesi var. İşte çalışma hürriyetinden tutun. Bunlarla kıyaslayanlar var. Bunların hiçbirine katılmadığımı ifade ediyorum. Bu zorlayıcı tedbirlerin daha da artırılarak devam etmesi lazım ki biz işte yüz yüze eğitimden bahsedebilelim, bir kayıp nesilden bahsetmeyelim ve her şeyden önemlisi de bu aşı karşıtlığını ortaya koyanların hiçbir gerekçesi yok. Sağlık Bakanımız açıklıyor, diyor ki ağır hastaların %95'i aşısız veya tek doz aşı Bir olanlar. Yoğun bakımdakiler öyle evet. Veya Alman o Biontech aşısına olanlardan, çift doz aşı olanlardan hiçbir şekilde ağır hasta olmadığını da beyan etti. Bu gerçeklik karşısında hala niye için niçin buna direnilir? Burada da çok fazla iyi niyet görmediğimi de ifade etmek istiyorum. Diğer konu muhalefetin geliyoruz burada. Rahim Bey de biraz bahsetti. Ya Cumhurbaşkanı niye böyle dedi? Cümle arasında bir kelimeyi alıyorlar, bütünlüğünden koparıp. Mesela, toparıp, somutlaştırırsak, somutlaştır, neden Somutlaştırır, Ya diyor ki, Amerika ile masaya oturan Taliban, Müslüman ülke Türkiye ile mi oturmayacak cümlesini alıyor. Gördün mü diyor, bizim zihniyetimiz Taliban ile aynıdır diyerek. Burada bir enerji, gereksiz bir tartışma. Ya da biraz önce, af mı dedi, istifa mı dedi. Ya bu çok basit bir şeydir. Kişi, ben artık bu görev yapamayacağım. Görevden affını istiyor. Diyor ki bunu kaçmak olarak algılamayın. Belki öyle algılayacaksınız ama yol oldum yapamıyorum ve gidiyorum. İstifa etse ne olur? Ne yapsın ya giderken Sayın Cumhurbaşkanı'na ne yap hakaretler ederek mi gitsin? Ona sistemler ederek mi gitsin? Bu mu isteniyor? Ama elbette Sayın ki Berat Albayrak epey bir Edebilir. Mesela. Burada af kelimesiyle muhalefetin gündemi bu mu olmalı? Atanamayan öğretmenler var, emekli maaşları var, <laughs> göç meselesi var. Terör meselesi var. Bu kadar ana başlıklar dururken gelip de muhalefetin konusu. Bakan istifa ederken af mı dedi? Cumhurbaşkanı onu mu dedi? Ondan sonra o da... Söyledikleriniz hepsini söylüyoruz Serkan Bey. Bakın... Tek tek saydık hepsini. Muhalefetin gündemi. Sayın demi Demin saydıklarınız var ya hepsini sayın bekelim, saydık. Biz dışarıdan gözlem, gözlemlemek dışında neredeyse haftada 3-4 günde burada muhalef evet. muhalefetin hatipleriyle oturuyoruz. Burada verimli tartışmalar yapıyoruz. Bunu ben bizzat burada yaşayarak. Bunları demiyorsunuz. Ana başlıklarınız bunlar değil. Hep ana başlıklarınız bunlar. Yangınla Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ne alakası var Allah aşkına? Konuşacağız şimdi. Ne alakası var? Parlamenter sistemle yönetilen Yunanistan'daki yangının sebebi parlamenter sistem mi? Daha önce 99 depremi birçok felaket yaşadı bu ülke. Bunlar parlamenter sistemden dolayı mı kaynaklanmıştı? İçi altını doldurulamadık. Sadece ben buna Twitter muhalefeti diyorum maalesef. Twitter'da yazılan algı operasyonları üzerinden içi boş, vatandaşın hiçbir derdine dokunmayan bu muhalefet işte siz buraya geldiniz atanamayan öğretmen dediğinizde burada Cumhur İttifakı'nın hatiplerinden biri araya girip size cevap verdi mi? Ya da göç meselesini anlattığınızda size cevap veren oldu mu? Ama demek ki milletin, demek, milletin, de. milletin derdiyle dertlendiğinizde siyasetinizin odağına milleti koyduğunuzda hiç kimsenin size söyleyebilecek bir şeyi olamaz. Bir tarafta yangın afeti var bu ülkenin sağcısı, solcusu, seküleri, muhafazakarı yangının içine girmiş. Orada yangını söndürmeye çalışıyor. Bir muhalefet var evlere şaldık. Evlere şaldık. Yangın söndürme noktasında bir kürek toprak atmaz ama oturdukları yerden ahkam keserek acaba biz bu krizden de hükümeti yıpratabilir miyiz? Kendimize bir artı puan kazandırabilir miyiz noktasında bir anlayış oldu. İşte yangınlar söndü. Sayın CHP'nin milletvekili vurdu. Son dönemde muhalefetiyle tanıdığımız Ersan Hoca da burada. Şimdi başlayın. deyin ki 3 uçak mı olur kardeşim? Niçin yangına yeterince hazırlık yapmadınız? Siz yeterince hazırlık yapsaydınız belki bir kaplumbağayı daha kurtaracaktık. Bir hektar daha fazla arsa kurtaracaktık. Bir vatandaşımızın canını daha kurtaracaktık. Bugün konuşun. Bitti yangınlar söndü artık. Konuşma zamanı. Buyurun konuşun. Size de kimse evet 3 uçak çok yeterliydi Bülent Bey. İftira atıyorsunuz demeyecek. İnanılmaz hazırlıklar vardı şimdi da demeyecek bu, bu insanlar. Bu bana Ama doğrudan siz, müdahale hakkı doğuruyor. Şimdi. Yok doğru mu? Ben doğru. sizin şahsınızla konuşuyorum. Evet, Muhalefetle şöyle. alakalı yani konuşuyorum. Yani ortaya anlatmadığınız için ben şimdi yok, doğal yok. olarak gireceğim buraya. Olur mu? Zaten sizin şahsına söylemiyorum. Ben muhalefeti kastediyorum. Hepsinin sana. cevabı var tamam, yani. Hepsinin cevabı var. zamana Bizim ihtiyacımız toparlayalım. var. Toparlayalım. Evet. Dediğim hocam. gibi bu muhalefet anlayışının da her geçen gün kan kaybettirdiği, bahsettiğiniz bir tablo çiziyorsunuz. Biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Neyin? eksik neyin doğru olduğunu görebiliyoruz az çok. Hı hı. Ama bahsettiğiniz öyle bir tablolar ortaya koyuyorsunuz ki koyduğunuz tablolara rağmen hala %25 oy oranlarından bahsediliyor.